Hale Ilgaz karakterine hayat verdiği Masumiyet dizisiyle ekrana dönen Hülya Avşar, Maslak'ta özel bir hastane çıkışı görüntülendi. Yakınınız mı içeride? Yakın iş arkadaşım. O da çok önemli bir şey değil. Ama ziyaret etmem gerekiyordu. Siz nasılsınız? Diziden fırsat bulup hiç kimseyle, arkadaşlarımızla görüşemediğimiz için arkadaşlar. Mecburen. Ben iyiyim. Özlemiş miyiz çok, set ortamlarını, dizileri, ekranlarda çok, çünkü sizi özlemiş insanlar. Çok keyifli. Masumiyet dizisinin baharı, Deniz Çakır'ın sette kendine tahsis edilen karavanı küçük bulup, rol arkadaşları İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'nün beraber kullandığı karavana yerleştiği gündeme gelmişti. Deniz Çakır'ın yalanladığı sette kriz çıkaran bu iddia, Hülya Avşar'a da hatırlatıldı. Karavan krizi vardı, karavanı beğenmedik. Ya öyle şey olur mu ya? Çok fazla. Hadi kolay gelsin. Saatleriniz Deniz Çakır'la ilgili haberler çıkmış diye bu sette karavanla ilgili işte karavanını beğenmemiş. Siz hakim Yok. Misiniz bu? Hayır. Hiç ben öyle bir şeye denk gelmedim. Öyle biri de değil. Neden öyle oluyor anlamadım. Çok tatlı, çok şeker. Zaten Deniz'i ben eskiden tanıyorum. İlişkileri de çok öyle bir şey hiç bizim kulağımıza gelmedi. Nereden çıktı bu anlamadım. Gayet güzel gidiyoruz. Zaten ben izin vermem böyle bir düzene. Hülya Avşar'ın geçmişte sert polemikler yaşadığı Gülben Ergen geçen günlerde Masumiyet dizisine sosyal medyadan destek vermiş ve Avşar'la küs olmadıklarını belirtmişti. Hülya Hanım'ın dizisi başladı. Evet, başarılar diledim. Seve seve paylaştım. Öpüyorum sizi. Bay bay. Efendim bir küslük yok değil mi? Hani yıllardır bir süre gelin. Yok ya ne küslük. Ortada bir hiç bu konulara girmek istemiyorum çünkü bu tür polemiklerden sıkıldığım için bu soruyu geçtik. Hiç konuşmayalım. Benim hayatta kimseyle küslüğüm yok ama dostum da yok. Çünkü net bir cevap aslında. Çünkü öyle bir dostluk oluşması çok zor. Dediğim gibi. Sanat camiasından mı dostluk? İş hayatında normal özel hayatta da çok zor dost bulmak mutlaka. Ancak dostla kilometre yaşaman lazım. Kilometre. Yani birlikte bir kilometreyi aşmanız lazım. Küs de değilim, dost da değilim. Hamileyim diye espri yapan Avşar'a hayatınızda kimse var mı diye soruldu. Bir sürpriz vardır, açıklarsınız. Bir söyle, sormadan siz söyleyin. Mesela hamileyim. Hafta evleniyorum, hamileyim. Hamileyim arkadaşlar, hamileyim. Ama doğurmayı düşünmüyorum, o burada kalsın diye bekliyorum. Bu da hamilelik kontrolüydü değil mi? Demek ki bu tarz şeyler. Karşınızda Hale Ilgaz var. Ona göre. Hayatınızda ya, söyleyin artık. Yok, kimse yok. Köylerde ya da ne bileyim çok böyle dediğim gibi muhafazakar ortamlarda çok böyle kadın var aslında baktığında. Yapacak bir şey yok. Ya ihtiyacın var, yani ihtiyaç hissediyorsun diye abuk sabuk bir hayat yaşayacaksın. Ya da gerçekten karşına düzgün birisi çıkana kadar da ben düzgün biri çıkana kadar beklemeyi tercih ediyorum. Ayrıca da çok mutluyum. O çıkanı da ne yaparım bilmiyorum. O çıkanı bilemiyorum yani. O ne yaparım bilmiyorum çünkü çıktığına pişman olabilir çünkü o kadar rahat alıştım ki. Ben bundan sonra öyle kalk evlen yok işte vesaire oho onları unutun öyle bir şey yok. Ama çok düzgün kafama göre birisi çıkarsa flört edebiliriz ne bileyim işte hayatı yaşayabiliriz bir şeyler olabilir. Bu saatten sonra da kimseyi de takmam zaten. O yüzden de yani kızımı büyüttüm artık o kendi olgunluğuyla. Herkesin kendine göre bir hayatı var. Ama tabii o da çok zor bir ihtimal gibi görünüyor şu anda. Erkek de benden güçlü olmazsa o olmuyor. Hani ne yapalım ya işte bu da böyleymiş dediğim an olmuyor. Yani dövesim geliyor.